Ee, son 3 gündür, 4 gündür Eightborn başvurusu ve de başvurusu ile birlikte de kuralların baştan sona revize edilmesi aşamasını bitirdik. Yani bitti. Bir şey kalmadı. Ben başvuruya abandım Zikrayla. Bizim çocuklar kurallara abandılar. Ben o kuralları tekrar bir yarım bir gözden geçireceğim. Editlenmiş bugün baktım biraz da güzel. Ama bugün kurallardan bahsetmiyoruz. Yani kurallar sonraki iş. Sunucunun açılacağı zaman tanıtım yapacağımız Hani ne değişti nelere dikkat ettik neler e, komple revize edildi gibi mevzuları yapacağımız zaman kurallarında üzerinden o yayında geçeriz. Zaten öncesinde paylaşırız oyuncuların çünkü bunu okuması lazım hatta şu an başvuru yapacak yeni kesim e, bu kuralları mutlaka okumalılar. Çünkü hani bir spoiler verecek olursam başvuru soruları da A'dan Z'ye değiştiği için içeride kuralları okumadığı için göte gelecek bir sürü Adam olur baştan söyleyeyim. Bu bir. Bu cepte. Lafı çok böyle uzatmayacağım. Ee, başvuru sistemi değişti komple. Artık başvuru sistemi ücretlendirildi. Ücretlendirilmesinin sebeplerine giriyorum. Bunu böyle yanlış anlayan veya yanlış anlamak için ısrarla... E, ...bıdı bıdı yapan adamlar olacaktır. Onları bir başta bir susturayım ben. Ondan sonra muhabbetimize devam edelim. İyi oldu. Tabii ki de iyi oldu. Şimdi biz bugüne kadar... 5-6 tane mi? Kaç tane... Başvuru evresi yaşadık. Büyük başvuru 5 tane yaşadık. Ya yani yani büyük beş başvuru tane. beş tane yaşadık ve ortalama gelen başvuru sayılarını biliyorsunuz. Beş binler, on binler, sekiz binler, neyse üç binler, beş binler. Yani çok ciddi başvuru geliyor. Şimdi biz 15 kişilik on kişilik bir ekibiz. Bu ücretlendirilme mevzusunu zaten en baştan beri yapmak isteyişimizin sebebi tamamen bunu filtrelemekti. Yani para kazanmak değil ki bu en doğal hakkımız istersek kazanırız kimseyi de alakadar etmez. Ama derdimiz olmadı ee, ve dedik ki biz bunu filtrelemek için mutlaka ve mutlaka ücretlendirelim bunu. Bokunu da çıkarmayalım. Ama dedim bir şey hizmet etsin. Geçenlerde size bir küçük spoiler vermiştim. Başvurulardan gelen kazanç ne olursa olsun yüzde yüzünü tamamını bütününü e, SM hastalığı çocuklar için harcayacağız bunu da yayınlarda veya işte kanıtlı bir şekilde yaparız zaten o konuda bir güven eksikliğinizi e, olacağını zannetmiyorum e, dediğim gibi burada yok Mehmetçik olabilir yani Türk Silahlı Kuvvetleri olabilir Allah korusun bir deprem yaşanır bir şey yaşanır Eğitborn'un da bir katkısı olsun diye e, ona başvuranlar en azından buna küçük de olsa biz bireysel olarak destek zaten atacağız var planlarımız arasında ama e, bir de buna ekstra güzellik gelsin diye böyle düşündük. Çünkü başvuruyu paralı yapıp no piksellik gibi veya başka sorulardaki gibi e, kazanç elde etmenin hesabını kimseye vermek zorunda kalmazdık. Ama bize yakışan bu olur dedik böyle yaptık. Nokta. Yani bunun haberini yapacaklar olanlar olursa dibine eklesinler adam gibi. Desinler ki filtrelemek için ücretli sisteme geçildi. Bu ücretin de tamamı e, birinci düşüncem SM hastaları. Ama duruma göre Allah korusun bir şey olur. Biz de oradan çıkıp desteğimizi verebilelim. Eğit bu altında dedik. Nokta. Şimdi sistem nasıl işleyecek? Başvuranlar nasıl başvuracak? Bir kere kimse başvurmak zorunda değil. Kimsenin ensesinden tutup da başvurun demiyoruz. Ama başvurmak isteyenler de en azından sistemi çok basit bir şekilde Bino Game birlikte yürüttük. Bino Game'in resmi hesabından ki bunlar işte Hani bak onu bile üstümüze almak istemedik bir noktada Bino Game'in resmi hesabından Şu an stoklar sıfır tabi ee, Karakter başvuru kuponu diye bir şey var Bunu sadece Bino Game üyesi bir kişi alabiliyor Yani üyeliğinizde bir tane alabiliyorsunuz O aldığınız yerden size bir kod veriliyor O kodla bizim foruma giriyorsunuz Şu an açılmadı daha saldırmayın Onu da anlatacağım Gidiyorsunuz bizim forum mağazası var. Yalandan bir mağaza. Oradan karakter başvurusu ürününü satın alıyorsunuz. Son aşamada kupon girin diyor. Kuponu giriyorsun ve sistem sana otomatik olarak karakter başvuru butonuna erişim sağlıyor. Erişim sağladığı zaman da ona tıklıyorsun. Sağdan şartları kabul ediyorum diyorsun. Başvuru yap diyorsun. Size yeni form geliyor. O formu oturup önünüze bir kahve alıp ki zaten toksiklerden Trol başvurulardan da 90 oranında kurtulacağımız için de rahat rahat başvurunuzu yapıyorsunuz. Şimdi bu neyi değiştirdi? Bir başvuru sayısı ciddi oranda azaldı. Yaş ortalaması biraz daha artacak. Trol dönmeyecek ve hani reddedilse dahi en azından katılımcı şey diyebilecek yani en azından bu para bir hayra vesile oldu. O da benim katkım olsun diye. Bir nebze de olsa içini rahatlatmış olacağız. Ücret 75 TL. Karakter başvuru ücreti. Bir tane 75 TL ayarladık onu. Başta böyle hani e, ne bileyim SM hastaları falan yaparken dedik hani 200 yapalım, 300 yapalım. Dedik ki ya, ya olsun şimdi hani kaliteli RP yapabilecek adamların da, parası olmayan adamların da e, önünü o kadar kesmeyelim. Bokunu çıkarmayalım. E, biz kendimiz katkı sağlarız ekstradan. 75 TL'ye yuvarladık. Yani tam bir Ortalama fiyat. Ay dur. Ne oldu lan space'e basıp sesim kapandı. 100 yapın. Yok yok 75 iyi. Daha fazlasına gerek yok. Dediğim gibi o 75 TL'nin 75'i de SMA hastalarına ya da işte deprem zedilere, artık ne ihtiyaç duyulursa oraya gidecek. Şimdi başvuru sistemi şöyle ilerliyor. Bugün başlıyor. Bugün açılıyor başvurular. Yalnız dikkat edilmesi gereken bir şey var anlık saldırı olmaması için yani anlık yüklenim olmaması için stoğu başvuruları kontrol altında tutabilmek için başta 150 ile 100 ile 200 ile başlayacağız. Ne olacak? Bu gece 12 ile sabah 6 arasında bak gene sabaha bağlıyorum ki mümkün olduğu kadar toksiklik azalsın diye. Gece 12 ile sabah 6 arasında başvurular açılacak. Ama bin başvuru falan açılmıyor asla e, 150 tane açacağız. Bir bakacağız başvurular ne durumda. kimler ne yapmış ne kalitede diye bir inceleyeceğiz onu. Eskiden başvuruları neden reddedildiğini yazmıyorduk. Yazamıyorduk mümkün değildi. Şimdi yazabilme şansımız olacak basitçe. Hatta şöyle anlatıyorum. oradaki metni de size okuyayım ben. Daha bir rahatlayın. Yaz sınırı 18 hala aynı. Dur. Ya zaten derdimiz birkaç kişi gelmesi değil oğlum. Biz şu an Stu 2000 kişi de yapardık ama e, amacımızdan şaşardık. Şimdi 150'yi bir yollayacağız önden. 150'yi bir göz atacağız. Ekip bunun için hazır. Bakacaklar, inceleyecekler. Çünkü bir başvuru ortalama incelemesi ve yorumlaması 20 dakika falan sürüyor. E, bunları bir 150 kişi bitiririz. Sonra bir gün sonra gene 12 ile 6 arasında bir yüz daha basarız. Bir 150 daha basarız. Şimdi millet diyecek ki ne kadar whitelist almak istiyorsunuz? Herhalde sunucunun yeni revize döneminde sezon ikisinde kaç olacak sunucu? Hedefimiz 150-160 kişi galiba. E, online 160 kişi olduğuna göre e, bize bir 600 tane 500 tane whitelist gerekli. Benim planıma göre. 500-600 kişi whitelist olması e, sıra mevzusunu tamamen kafamdan çıkarttım artık. Oyunculara da bunu duyuruyorum. Yani sıra... Sikimde bile değil. Aksine her dakika sıra olsun istiyorum. Ki 24 saat boyunca sunucu da farklı insanlarla, farklı kişilerle, yeni insanlarla sürekli rol dönebilsin. Sabah 10'da da girdiğin zaman 150 kişi olsun. Akşam evet çok yoğun olacak ama umurumda değil. Yani farklı insanlar dönsün ki aynı insanlarla bir sene boyunca rol yaptığınız zaman gruplaşmaya vesile oluyor. Kimse bunu reddedemez yeni gelen insanlar çok yalnız kalıyor bu yüzden yani eskiler zaten eskiler bizimkiler bildiğiniz insanlar ama yenileri ee, daha fazla kişi olarak alınacak ekip hazır da sen hazır mısın yoracak bayağı ya işimiz bu yorulalım sıkıntı yok bugüne kadar yorulduk e, önemi yok dur bakayım bir şeye daha bakacağım